Arkadaşlar merhaba. Koronavirüs vaka istatistikleriyle alakalı bir video çekmek istedim. Bugün sizle bunu paylaşacağım. Ben şimdiye kadar Sağlık Bakanlığı'nın ve Sağlık Bakanlığı sayfasında açıklanan vaka takviminden bütün vaka istatistiklerini topladım. Bunlar içerisinde test sayısı, vaka sayısı kümülatif olarak ve bunların birbirinden farkı olan vaka net değişim ve bunların birbirine oranı olan vaka yüzdesel değişim, ölüm sayısının stoğu ve bunun toplam vaka sayısına oranını gösteren ölüm oranını koydum. Vaka dönüşümün marjinal halini takip ediyorum. Ayrıca stok halini de takip ediyorum ama tablomun dışında bulunuyor. İyileşen sayıları, yoğun bakım ve entübe hasta sayıları bunlar belli bir vakitten sonra açıklanmaya başladığı için bunlar gecikmeli olarak tablomda yerini aldı. Şimdi grafiklerime geçmek gerekirse şöyle ilerleyeyim, göstereyim size. Öncelikle şuranın şurayı eski haline getireyim. Evet. Toplam vaka sayısı bu zaten kümülatif hali. Bazıları buna format aksesi yaparak şuradan bunu logaritmik hale getirebiliriz. Bu şekilde bakıyor ki bu şekilde rakam çok yüksek olduğu için lineer zamanla uyumlu olarak çok daha yüksek, çok daha hızlı bir şekilde gidiyor. Buna logaritmik olarak baktığımız zaman özellikle yüksek tutarlı, yüksek rakamlı grafiklerde bu logaritmik olarak bakmak faydalı olabilir. Sonuçta artış hızı ister istemez bir şekilde zaman içerisinde yavaşlıyor, onu görüyoruz. Tablo içerisinde gösterdiğim marjinal dönüşüm oranı bu zaten direkt vaka sayısını toplam test sayısına oranlayarak bunu buluyoruz. Yani ne olmuş? 5138 kişilik bir vaka artışı olmuş bir önceki güne göre. Yani 52.167'ye yükselmiş 47.029'dan. Ve test sayımız da 30.864'ten 33.170'e yükselmiş. Vakayı test sayısına oranladığımız zaman vaka dönüşüm oranını buluyoruz. Şimdi bu marjinal olan yani günlük vaka değişim oranı, vaka dönüşüm oranı. Biz bir de stoğa bakarsak toplamda 52.167 kişilik bir vaka örneklemimiz var. Ve şimdiye kadar şuradaki yapılan bütün testlerin sayısı 11 Mart'tan bugüne yapılan bütün testlerin sayısını topladığımız zaman 3000 340.380 yapıyor ve buna oranladığımız zaman da bize stok vaka dönüşüm oranı çıkıyor. Stok şu anda %15.3'lerde, marjinal ise %15.5'lerde. Yani aralarında çok ciddi bir fark yok. Son dönemlerde zaten marjinal dönüşüm oranı bir şekilde yavaşlama sinyalleri veriyor. İnşallah önümüzdeki dönemde stok dönüşüm oranının altında gerçekleşerek ve stoğu da aşağıya çekerek salgının kontrol altına alındığı yönde sinyaller vermesini umuyoruz. Onun haricinde zaten bu vaka net değişim buna da bir şekilde günlük vaka değişimine ona da logaritmik bir bazda bakabiliriz. Buna da baktığımız zaman bir şekilde yumuşuyor. Yumuşaması gayet pozitif. Diğer baktığım bir grafik ölüm oranı. Yani ölüm stoğu bölü vaka stoğu. Bu da en son dönemlerde %2.1'lerde iyice yatay seyrediyor. Dediğim gibi ölüm stoğu yaklaşık 1101 kişilik bir vefat eden sayısı var. Bunu da 52.167 kişilik toplam vaka stoğuna böldüğümüz zaman 2.1 çıkıyor. Bunu gayet bu şekilde
takip edebilirsiniz. Bunu herkes takip ediyor. Onun haricinde herkesin takip etmediği bir gösterge olarak ben arındırılmış olarak bakıyorum. Nasıl arındır, neden arındırıyorum? Test sayısındaki oynaklıktan arındırıyorum. İsterseniz rakamın olduğu yere gidelim. Şimdi öncelikle test sayısındaki günlük değişimlere bakıyorum. Bir önceki günle oranlayıp birden çıkartıyorum ve bunların ortalamasını alıyorum. Yani test sayısı yaklaşık %15 artarak gidiyor ama bu ister istemez test sayısındaki artış yavaşlıyor. Ondan sonra ben bunu test sayısındaki ortalama artışla bir önceki günden yürütüyorum. Yani dün 33.170 kişilik bir test yapılmış ama trend bana bunun zaman içerisinde 35.441 test sayısı düzeyinde gerçekleşmesi yönünde gösteriyor. Bunu da ben vaka dönüşümlerinin ortalamasıyla çarparak bunu buluyorum. O da burada. Marjinal vaka dönüşümlerin ortalamasını almışım ben burada. O da yaklaşık %15'miş. Onunla çarpınca arındırılmış rakamım yaklaşık 5.191. Bir şekilde diğerine çok yakın ama diğerinin bir miktar üzerinde. Bu rakamın önümüzdeki dönemde düşmesini arzu ederiz. Çünkü bu arındırılmış rakamdaki düşüş, turuncu serideki düşüş, net günlük değişimde de bir düşüş olabileceği için bir sinyal olabilir. Ayrıca bir de basit olarak haftalık ortalamasına baktım. Yani 7 günlük ortalamasını aldım burada basit bir şekilde. Toplam vakaların net değişiminin. Burada da bir şekilde vaka artış hızı günlük vaka artış hızı stabil bir şekilde şimdilik devam ediyor. Yani önümüzdeki dönemde turuncunun aşağıya gelmesi, maviye aşağıya çekmesi ve en sonunda da gri serinin haftalık ortalamanın aşağıya gelerek salgının kontrol edilmesini görebiliriz. Ama burada turuncu siz de bu hesaplamayı yaparsanız diğerlerinde aşağıya gelmesi için bir sinyal mahiyetinde olacaktır. İyileşen sayısı artıyor. Hatta buna da bu şekilde bir logaritmik olarak baksak nasıl görünecek bir bakalım. Şöyle gayet iyi bir görüntü çiziyor şimdilik. Kademeli bir şekilde iyileşme devam ediyor. İşin buraya kadar olan kısmı kantitatif kısmıydı. Şu ikisi yoğun bakım hasta sayısı ve entübe hasta sayısı. Bunlar ölüm oranını etkileyebilecekleri için önemliler ve kalitatif tarafta kalıyorlar. Çünkü hastaların durumu, vakaların durumu kötüye döndüğü zaman yoğun bakıma, yoğun bakımdan da entübe bölümüne gönderiliyorlar. Entübe solunum cihazına bağlı hastalar demek. Durumu oldukça ciddi olan hastalar demek. O açıdan buradaki artış bir şekilde ölüm oranını olumsuz etkileyecek. Ama buradaki artışın bir şekilde yumuşadığını ve artık son günde azalışa döndüğünü görüyoruz. Burası ölüm oranı için çok pozitif bir şey. Yani ölüm oranının kontrol edilebilmesi veya azalabilmesi için pozitif. Diğer bir pozitif mesele ise ölüm oranının için. O da bizim demografimizin Avrupa'ya ve Çin'e göre bir miktar daha genç olması. Şöyle baktığımız zaman Türkiye'nin 60 yaş ve üzeri nüfusu yaklaşık 10 milyonun üzerinde ve %12,7 oranda toplam nüfusa oranla. İtalya'da bu %29,4, İspanya'da %25,7, Fransa'da %25,26,5, Almanya'da %28,3,
İngiltere'de %24,1, Amerika'da %22,4 ve Çin'de %16,8. Yani bu açıdan bizim ölüm oranımızın düşük kalması bu faktörle de bir miktar desteklenebilir. Şimdi diğer taraftan toplam vakanın artış hızlarına baktığımız zaman günlük artış hızı bir şekilde yavaşlıyor. Yani çok daha yüksek seviyelerden %11'lere kadar gelmiş. Ama %11 artması bunu haftalık hale getirdiğiniz zaman bileşik şekilde bu yaklaşık yüzde şuraya gelelim. Şöyle bakalım. 1,18 ki %118 ikiye katlayarak gittiğini gösteriyor. Yani bunun %100'ün altına gelmesi lazım. Bunun %100'ün altına gelebilmesi için de şuradaki oranın şöyle burada dijitler biraz önem kazanıyor. Şunu percentage yapalım. Yüzde yapalım. Şunun %10,40'ın altına gelmesi gerekir ki bunun %100'ün altına kayması için ve haftadan haftaya katlayamamamız için zaten burada trend aşağıya bir şekilde hem haftalık hem de günlük artış hızı bir şekilde yumuşuyor. Ama salgının hızlı bir şekilde kontrol altına alınabilmesi için ikisinde daha hızlı bir şekilde aşağıya gelmesi gerekiyor. Özellikle bunun bir an evvel %100'ün altına gelip katlama durumundan artık yumuşamaya işaret etmesi için. Öte yandan iyileşen kişilerin arttığı hesaba katılınca iyileşme oranı yani toplam vakalara oranla bir iyileşmenin olduğu şöyle en sonki rakama bakalım. En son toplam 2965 kişi iyileşmiş ve toplam vaka 52.167. Bu da vakaların %5,7'sinin iyileştiği manasına geliyor ki bu da zaten yükselen bir trendte ve sağlık sisteminin işleyişini koruyabilmesi için gayet olumlu. Bir de bunları daha böyle farklı bir bakış açısıyla sağlık sistemini rahatlatması açısından bakmak için vaka başına hastane oda sayısı ek kapasite adlı bir çalışma yapacağım. Bunu da bir sonraki videoda sizlerle paylaşacağım. İyi günler.